Beni gösterir misiniz? Şimdi böyle konuşacağız. Çünkü çok zor iletişim. Sene 2023 uçtuk ya uzaya. Hatta Serhan Asker var. Serhan Asker neredeyse 36-37 saattir mahsur. Serhancığım konuşur musun, bir duyurabilecek mi sesini? Merhaba, merhaba Ayşenur Aslan. Evet, ne yazık ki evet bu dağda mahsur kaldım. Şimdi neredeyim ben? Bu birinci depremin merkez üssüne 30 kilometre mesafede Nur Dağı'ndayım. Merkez üssü Pazarcık'tı. Pazarca 30 kilometre mesafedeyiz. Bengü Hanım'la defalarca arıyorum. Ondan sonra onlar beni arayacaklar, arayamıyorlar. Şimdi bir noktada kaldım. Adım atmadan konuşmaya çalışacağım. Hatta telefonu o getirdi size. Siz de konuşuyor. Evet, Şimdi evet. burada mahsur kaldık. Yakıt yok. Ayşenur Aslan, Evet. vatandaşlar, sivil vatandaşlar yakıt alamıyor. Ben Ankara'dan İsrail'e, annemlere ulaşmak için yola çıktım dün saat 10'da. Bir arkadaşımla birlikte arabayı o kullanıyordu. Adana'ya doğru yakıtımız yarımdı. Dedik şey, biraz sonra Osmaniye'de alırız. Osmaniye'de yakıt yok dediler. Bahçe'de alırız. Bahçe'den sonra da zaten otobana alamıyorlar. Otoban yıkılmış. Yarılmış yani, otobanda büyük yarıklar var. Yakın zamanda yapıldı bu otobanlar. Deprem bölgesindeki otobanlar. Buralara daha büyük bir hassasiyet gösterilmesi gerekiyor. Bütün etüt çalışması yapılan otobanlar, ama Türkiye'nin hele bu deprem bölgesine en önemli kavşak işte burası. Eski adıyla Kömürler, yani o Gavur Dağı'nı açtıktan sonra işte Akdeniz'e açılırsınız buradan. İç Anadolu'dan gelen, İstanbul'dan gelen bütün karayoluyla gelen bütün araçlar buradan geçer. Fakat burada zaten o eski yola yol veriliyor. Eski yolda harap bir halde. Dün bütün riskleri göze alarak biz geldik. Yarıklar vardı orada da. Kaldık hatta, dedik bir artçı deprem olursa bu yarıklardan aşağı yuvarlanabiliriz araçla birlikte. Allah'tan öyle bir şey olmadı. Tam Nur Dağı'na vardık, yakıtımız bitti. Tam bir benzin istasyonu dedik, burada vardır. Burada kuyruklar vardı, araçlar yakıt alamıyorlar. Sabah oldu, sabah olunca zaten tüyler ürpertici manzarayla karşılaştık. Çünkü karanlıkta hiçbir şey görmüyorduk Ayşenur Aslan. Enkaz altında kalanlar, enkazın etrafında çaresizce dolaşan insanlar, babasına, annesine, oğluna, eşine seslenen insanları gördük. Akut her yere yetişememiş tabii. Yollarda da trafik oluştu. Oda kalanlardan dolayı yardıma gelen akut ekipleri buralara gelemiyor. Gelemeyince de burada insanlar yardıma muhtaç. Yani biz dün 11'de yola çıktık, 18'de Nur Dağı'na vardık ve bir yere gidemiyoruz şu anda. Ben sabah bütün Nur Dağı'nı dolaştım. Ayşenur Aslan, bir kent yok olmuş. Of, o kadar, o kadar. Peki Serhan, şimdi gitmek isteyenler gidemiyor, tamam. Gidemiyor. Ama çıkmak isteyenler kentten. Çıkamıyor, onlar da çıkamıyor. Şimdi buraya biz benzin istasyonuna gittim. Dedim ki arkadaş, ben de bir kamu, sadece kamu görevlilerine yakıt verilecek deniyor. Kim dedi bunu? Mardin valisinin talimatı. Yahu Antep'e bağlı burası. Mardin valisi buraya geliyor. Sonra yukarıdaki bir bizim beklediğimiz benzinliğe geldim. Burada da Amasya valisi. Serhan Bey işte, ben dedim ben de gazeteciyim. Bakın yakıt alamıyorum. Anneme babama ulaşamıyorum. Ya onlar ölmüşse cesetlerine ulaşamıyoruz. Teknoloji biliyorsunuz 2023'te daha önce bilgisayara... Ya sayın valim, otoban yok, otoban. Otoban yok, bağlantı kuramıyoruz. İnternet yok. Baz istasyonu için gelmiş Vodafone'un baz istasyonu aracı. Arkasında Turkcell'in baz istasyonu aracı. Ne yapıyorsunuz arkadaşlar? İşte 24 saatte gelebildik ancak. Hayır, ben dedim. 7 saatte ben geldim Ankara'dan. Ankara'dan 20 saatte, 24 saatte gelmişler güya. İşte şimdi çalışmaları yapacağız, açacağız. Ulaşamıyoruz, aktaramıyoruz buradaki vatandaşın yaşadığı, yani öyle sefil bir haldeler ki. Peki bir şey Ayşenur söyle. Aslan, sabah beni Serhancığım. duyuyor musun diye o bağıran o çocuğun sesi hala kulağımda. Ah canım. Oğlum anneni duyuyor musun diyen annenin sesi hala kulağımda. İnsanlar pijamalarla, eşofmanlarla, sırtına sardıkları battaniyelerle enkaz yığınının önünde ağlayarak, dua ederek çaresizce bekliyorlar. Yani biz burada yolda kaldığımızı bir tarafa bıraktık. Buradaki bu dramı görünce gerçekten de insan ne yapacağını şaşırıyor. Kadın yatmış, oğlum, iki oğlum içeride diyor. Ne olur alın diyor. İki ceset. Ayşenur Aslan, söylerken tüylerim diken diken oldu. İki ceset. Arkada baba enkaz altında.
Peki Serhan, gece nasıl geçti? Arabada herhalde kaldınız. Arabada kaldık Ayşe'nin. Benzin? Hastaneye yok. Gece saat 3'e doğru gittik. Emniyette lojman, yeni yapılmış bir lojman, yıkılmış. İki katı aşağı gelmiş polis lojmanı. Arkada zaten yeni yapılan binaların hepsi yerle bir olmuş. Eskiler, yeniler. Hiç fark etmiyor. Bazı evler girilemez durumda, apartmanlar. Görüntü çektim, gönderemiyorum. Bengü Hanım'a WhatsApp'tan attım. İnternet çalışmıyor. Görseniz yani, siz orada yayın yaparken ağlarsınız. Hüngür hüngür ağlarsınız. Sadece radyosu vardı. Radyo TRT Haber'in radyosundan TRT ortak yayınını izliyoruz. Dinliyorum. İşte benim eski arkadaşım Sermin Baysal iyi bir televizyoncudur. Sadece deprem bölgesinde kurtarılanların haberleri veriliyor. Tamam, kurtarılanlar evet bizde bir güzel bir tebessüme sebep oluyor. Fakat buradaki trajedi ne olacak? Burada benzin yok, kuyrukta insanlar bekliyorlar, gidemiyorlar. Kahramanmaraş'tan Adana'ya geliyor. Neden Adana'ya gidiyorsunuz? Yıkıldı evimiz, kaçıyoruz diyor. Akrabalarımız orada, burada duramayız artık, o evi görmek istemiyoruz. Fakat benzinleri yok, yakıt alamıyorlar, buralarda bekliyorlar. Mardin valisi talimat vermiş, burada benzin satışı vatandaşa yapmayacaksınız, sadece kamu araçları. Akut'tan görevliler geliyor ellerinde bidonlarla, onlar da yok. Nereden alacağız diyorlar, işte tankerler geldi. Akut görevlisi tankerin yerini bilmiyor. Tankerlerle onlara verecekler ki iş makinalarına yakıt yüklensin. Yakıtı yükleyemiyorlar. Yani tam bir organizasyon bozukluğu var. Kriz yönetiminde sıkıntılar yaşanıyor. Yollar perişan bir halde. O otoban eğer sağlam otoban olsaydı, yıkılmasaydı orası. Yani depremde bari bu tür krizlerde düşünülmesi gerekmez mi Ayşenur Aslan? Yani oradan kimse gelemiyor. Araçlar otobana verilemiyor. Eski yol. Eski yolda burayı çok iyi biliyorum. Çünkü burada büyüdüm ben. Buralarda yaşadım. Hassa'da doğdum, Hassa yerle bir. İstahiye'de büyüdüm, İstahiye yerle bir. Pazarcığa giderdim dedemin yanına her tatilde. Merkez üssü, evet, evet. Pazarcık 7.4, kimseye ulaşılamıyor. Yani insanlar 7.7 çok esopanlarla perişan bir haldeler. Ne görüntü geçebiliyoruz, internet şimdi bağlandı. Kıpırdamıyorum ki yayını sağlıklı bir şekilde burada olan biteni iletebileyim diye. Vatandaşlar da, Türkiye'deki bizi izleyenler de, halkımız yurt içinde yurt dışında izleyenler de duysunlar. Sadece Urfa'daki, Adıyaman'daki yıkılan bir binanın önüne kamera kurarak canlı yayında buradaki trajediyi anlatamayız. Gerçekten merkez üstüne çok yakın bir noktadayız. Perişan bir halde insanlar burada. Peki Serhan'cığım, yani kolaylıklar dileyeceğim de hani o ne demek, o nasıl bir şey kolaylık derken bilemedim valla. Yani 20 kilometre kaldı, anneme babama kavuşamadım, sarılamadım. Dün 7-8 saat haber alamadım. Sonra kız kardeşim ulaştı bana dedi. Neyse. Ağlayarak nasıl bir darısı, trajedi. Darısı yakınlarından haber almak isteyen herkesin başına. Ama çok teşekkür ediyorum sana. Görüşmek üzere tekrar. Bengü Şıp, Baba Eker'in telefonu. Teşekkürler. Telefonu da iade ettik. Şimdi hatta telefon hattında bir başka kişi var. Bu kez hemen adını söylüyorum. Yorgaki Kayuka Antakya'dan bağlandı. Arkadaşlarımız hatta olduğunu söyledi. Duyuyor musunuz beni? Evet, hattayım. Şimdi depremzede demişler de eviniz yıkıldı mı, durum ne? Hem sizin hem de genel olarak Antakya'nın durumunu anlatır mısınız bize lütfen? Şöyle, hanımefendi, olaydan yani depremden sonra şu ana kadar bugün sabah biraz bir hareketlenme oldu. Hiçbir yardım gelmedi. Yani eşimiz, dostumuz seslerini duyuyoruz şeyin altından, enkazın altından ama elimizden bir şey gelmiyor. Çok trajedik bir konu. Süpermarketler yağmalandı. Hiçbir yiyecek yardımı olmadı. İnsanlar sokaklarda perişan. Benzin kuyrukları bir başka problem. Yani şehri terk edip gitmek isteyenler bile gidemiyor. Yani her benzin istasyonunda şu anda 150-200 tane araba sıra bekliyor. Durum çok kötü. Yani çok ihmal edildik biz. Hanımefendi, çok ihmal edildik. Sizin eviniz hasar gördü mü?
dışarıdan hasar gördü. Tam yıkım olmadı ama tabii bütün içerideki eşyalar, kapılar filan hepsi hasardı. Peki nerede kalıyorsunuz? Eve girmiyorsunuz herhalde. Hayır hayır, arabada kalıyoruz, sokaklardayız. Arabalarda dün su yok yani, bir suyu böyle şeyle içiyoruz. Damla damla içiyoruz, öyle diyelim. Valla her yerden bir feryat...